Sevgili fizik canavarları, hepinizden güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bu videoda da iyisinizdir, fizik dinlemeye ve çözmeye hazırsınızdır. Sevgili fizik canavarları, bu video serisinde ne yapacağız? AYT için deneme çözeceğiz arkadaşlar. AYT denemeleri çözeceğiz. Ümit ediyorum bu AYT denemeleri de sizin için faydalı olacaktır. Yani sınava kalan bu süreçte AYT denemeleriyle tekrar etmenizi sağlayacağım arkadaşlar. Sorular yeni formata göre, yani 12. sınıfın 2. dönemdeki elenen konular dahil değil. Onun için yeni müfredata uygun AYT denemesi vereceğim. İsterseniz önce 14 soruyu tek tek geçeceğim. Önce o soruları geçtikten sonra tekrar birinci soruya gelip sorunun çözümüne beraberce bakacağız. Arkadaşlar bu birinci sorunuz sevgili dostlarım. Bu birinci sorunuz. Bu ikinci sorunuz. Bu videoyu durdurup arkadaşlar mutlaka siz önce soruları çözün, sonra çözümlerine bakın. Dördüncü sorunuz. Beşinci sorunuz. Altıncı sorunuz. 7. sorunuz, 8. sorunuz, 9. sorunuz, 10. sorunuz, 11. sorunuz, 12. sorunuz, 13. sorunuz, 14. sorunuz diyoruz. Şimdi gelin isterseniz arkadaşlar birinci soruyla hep beraber sorumuza başlayalım, ne diyormuş bakalım arkadaşlar. Birinci soru şöyle diyor, diyor ki yatay ve doğrusal bir yolda diyor, aynı yerden diyor doğuya doğru sabit hızla hareket eden otomobil ve kamyon diyor arkadaşlar. Şimdi benim için önemli olan mevzu şu. Bunların her ikisi nereye doğru gidiyor? Doğuya doğru gidiyorlar. Bizim bir tane otomobilimiz var. Bir tane de kamyonumuz var arkadaşlar. Her ikisi de doğuya doğru gidiyor. Ama otomobil kamyonda neymiş? Daha hızlıymış. Diyor ki otomobilin şoförü diyor, kamyonun hareket için ne söyleyebilir? Biz ne dedik arkadaşlar? Bağlı harekette bir bakış atın dedik. Bakandan bakılana bir bakış atıyorduk. Attığında bu adam nereye doğru görecek? Batıya doğru gittiğini görecek. O halde otomobil kamyon nereye yürür? Batıya doğru sabit hıza gittiğini görecekler arkadaşlar. Karabamarış 7 Kuyular Kayak Merkezi'nde diyor, teleferiğe binen bir kişi teleferik yerden belli bir yükseklikte hareketsiz iken elinde telefonu yere düşürüyor. Bak, elindeki telefonu nereye düşürüyormuş? Yere düşürüyormuş. Ne oluyormuş peki? Hareketin son saniyesinde telefon 45 metre yol alarak diyor yere ulaşıyor diyor. Buna göre diyor telefonun elden düştüğü andan yerden yüksekliği ve telefonun yere çarpması nedir? Şimdi ben size şunu söyledim arkadaşlar. Dedim ki bakın, atış hareketi için şöyle dedik. Dedi ki burada önemli olan kural neydi? 5-15-25 kuralıydı, hatırlayın. Neydi yükseklikler için arkadaşlar? 5-15-25-35-45 kuralıydı. Hatırla, 35 ve 45 kuralıydı. Şimdi arkadaşlar ben size şunu söyledim. Dedim ki her bir aralıkta hızı 10-10 artacağı için hızınız 10-20-30-40-50 olacaktır. Demek adamın yere çarpması neymiş? 50'ymiş. Yere çarpması 50 olan cevap ya Bursa'dır ya da Edirne'dir diyoruz arkadaşlar. Peki bu yükseklik kaç saniyede geldiği için? 5 saniyede. H eşittir 5'te kare meselesinde getirip eğer burada T gördüğünüz yere 5 yazacak olursanız arkadaşlar. 5'in karesi 25, 25 kere 5 125. O zaman cevabınız olacaktır arkadaşlar. Bursa olacaktır diyoruz. Diyor ki kinetik sürtünme katsayısı diyor verilen araçlar 2000 ve 1000 kilogramdır diyor. Yani bu adam 2 tonmuş. Araba 2 tonmuş. Altta arkadan çektiği karavan ise arkadaşlar 1 tonmuş. Bu da 1 tonmuş. Evet bu da 1 tonmuş. Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Bunlar iple birbirine bağlı. Çekirdek ile birbirine bağlı. Newton'un hareket yasalarında temel yasa ne diyordu? Diyordu ki kardeşim cisme bir kuvvet uygularsanız cisim ivmeli hareket yapar. Bunlar birbirine bağlı olduğu için arabanın ivmesi neyse karavanın ivmesi de odur. E şimdi F eşittir neydi arkadaşlar? M çarpı A'ydı. Burada benim için önemli olan mesele şu. Bu F kuvveti kaç kiloyu çekiyor? 3 tonu çekiyor. 3 tonu çeken 9000 ise 1 tonu çeken ne kadardır? 3000'dir diyoruz arkadaşlar. Sürtünmesiz doğrusal bir ray üzerinde birbirine doğru sabit hızla hareket etmekte olan iki vagon bir süre sonra merkezi esnek olmayan çarpışma yapıp birbirine kenetleniyor. Arkadaşlar unutmayın, momentumda iki çarpışma vardı. Biri esnek çarpışma, diğeri de esnek olmayan çarpışmaydı. Bunu unutma, esnek çarpışmada kinetik enerji ve momentum korunurdu. Ama esnek olmayan çarpışmada sadece ve sadece ne korunurdu? Momentum korunurdu. Bunlar esnek olmayan çarpışma yaptığı için burada korunabilecek tek şey kesinlikle nedir? Momentumdur. O halde cevabınız yalnız 3'tür. Buraya dikkat edin. Sayfa düzlemine dik diyor. Dışa doğru bir yağ akımı geçmektedir. Buna göre de SVT noktalarında oluşan diyor manyetik alan vektörünün yönü. Arkadaşlar sayfa düzlemine dik bir tel buraya yerleştirmişse bunun çevresinde dairesel olarak bir ne oluşacaktır? Manyetik alan oluşacaktır. Manyetik alanın yönü sağ el kuralıydı arkadaşlar. Şekildeki gibi bulunacaktır. Buna göre benim için yarıçap vektörüne dik olacak şekilde T noktasına çizdiğiniz vektör bu. S noktasına çizdiğiniz vektör de bu olacağından dolayı
Manyetik alanın yönü S'de sola, T'de yukarı doğru olan cevap. Benim için Bursa nedir arkadaşlar? Doğru cevaptır diyoruz. Yük miktarı Q olan noktasal bir cisim diyor. Kendisinden D kadar uzakta bulunan diyor. Bir A noktası oluşturuyor. Elektrik alan vektörü şekilde gibidir diyor. Şimdi arkadaşlar elektrik alan vektörünü verirken ne dedim? Dedim ki burada artı 1 kulomb log yük varmış gibi düşünün dedim. Şimdi artı yükü kendine doğru çektiğine göre bu adam nedir? Negatif yüklüdür. Pozitif midir? Hayır. Negatif midir? Evet. A noktası oluşturduğu elektriksel potansiyel sıfırdan küçüktür. Arkadaşlar şunu unutmayın. Kulomb yani elektriksel kuvvet ve elektrik alan vektöreldir. Ama potansiyel skalerdir. Potansiyel skaler olduğu için yükün kendisi de eksi olduğundan dolayı sonuç negatif çıkacaktır. O halde sıfırdan küçüktür. O halde bunu veren cevap bizim için nedir arkadaşlar? Edirne cevabıdır diyoruz. Bazı ülkelerde kullanılan alternatif akım frekans ve gerilim değerleri verilmiştir. Buna göre diyor ülke çiftlerinden hangileri birbirleriyle elektrik enerjisi alıp verilişi yapmaktadır? Arkadaşlar bakın burada en önemli olan şey nedir? Ülkeler arasındaki frekansların aynı olmasıdır. Niye? Çünkü biz transformatörlerle gerilimi artırıp azaltabiliyoruz. Burada bizim değiştiremediğimiz tek şey kaynak. Kaynak da frekans ya da periyot demektir. Yani eğer ülkelerin periyotları ya da frekansları aynıysa gerilimin aşağıda ya da yukarıda olması önemli değil. Biz onu artırıp azaltabiliriz. O halde Almanya ile Yunanistan'ın frekanslarının Ekvatorla Japonya'nın frekanslarının aynı olduğunu görüyorum. O zaman Almanya, Yunanistan'la Ekvatorla Japonya arasında bir alışveriş yapabileceği için o halde 1 ve 3 benim için olabilecek bir durumdur ama 2 benim için olamayacak bir durumdur. Buraya dikkat edin. Sayfa düzlemine dik tahta bloğu diyor. Şekildeki gibi diyor. Tornavidayla vida yönünde döndürülüyor. Tornavida döndürür vidayı. Buna göre diyor döndürme işlemi sırasında vidanın diyor açısal momentumun yönü nedir? Arkadaşlar sağ el kuralıyla 4 parmağınız bunun dönüş yönünü göstermek şartıyla baş parmağınız neyi gösterecek arkadaşlar? Açısal momentumun yönünü gösterecek. Açısal momentumun yönü ne olur o zaman? Eksi y yönü olacaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki KVLS arkadaşlar diyor duvar saatlerinde diyor her ikisi de diyor başlangıçta 9'u göstermektedir. Bu andan itibaren 20 dakika sonra K 9.10'u L ise 9.30'u göstermektedir. Arkadaşlar bak şimdi buraya bir şey dikkat edin. K 20 dakika sonra 9.10'u gösteriyor. Yani K bayağı hızlı gitmiş. Koştura gitmiş yani. Ama L gidememiş. Şimdi burada önemli olan mesele şu arkadaşlar. Her ikisinin 9.20'yi göstermesini istiyorsanız K 9.10'u gösterirken 9.20'yi gösterecek. L ise 9.30'u gösterirken 9.20'yi gösterecek. Şimdi o zaman L'yi burada ne yapmanız lazım? Ya da şunu söylemezse K'nın periyodunu azaltmalısınız. L'ninkini artırmalısınız. Yani K bir salınımı daha uzun sürede yapmalıdır. Yani benim için önemli olan mesele şu. Burada bir tane sarkaçtan bahsediyoruz. Şöyle bir sarkaçtan bahsediyoruz. Şimdi sarkaç bu noktayla bu nokta arasında bir hareket yapacak ya. Şimdi bu hareketi K ne yapmalı? Daha uzun sürede yapmalı ki saniyeleri daha geç vursun. Böylelikle 9.20'ye yetişsin. L ise arkadaşlar biraz geride kalsın. O halde K'nın periyodu azalmalı. L'ninki ise artmalı. Peki periyodun formülü neydi arkadaşlar? İp sarkacında Tolga'ydı hatırlayın. 2 pi kök içerisinde L bölü G idi. O zaman sen burada eğer K'nın periyodunu azaltmak istiyorsan ne yapmalısın abicim? İpinin boyunu kısaltmalısın. O zaman K sarkacının boyu kısalmalı. L'ninki artmalı. Evet doğru bir ifade demem için. K saatinin diyor sarkaç küresinin kütlesi. Arkadaşlar kütleyle ilgili bir ifade var mı burada? Hayır. O zaman kütle benim için etkili değildir. Her ikisinde sarkaç boyu uzatılmadır. Her ikisinin uzatılması bir şey ifade etmez. Çünkü biri ileride gitmiş biri geride kalmış. O halde bu cevap da benim için yanlıştır. Hangisi yapılabilir tek başına arkadaşlar? Yalnız bir yapılabilir diyeceksiniz. Cemil Menteşeler etrafında diyor rahatça dönebilen banyo kapısının yanına kapının ağırlığını dönmek istene göre torku T, Menteşe'nin birinin kapıyı uygulatıp kötü N'dir. Buna göre diyor Cemil banyo kapısını diyor sonuna kadar açarsa T ve N nasıl değişir? Arkadaşlar bakın tork neydi? Tork neydi? Tork bizim için şuydu arkadaşlar. Tork kuvvet çarpı kuvvetin o noktaya olan dik uzaklığıydı. E şimdi burada kapın için kapıda uygulanan kuvvet ağırlığıdır. Ağırlık merkezinin de Menteşe'ye olan uzaklığı D. Sence kapı yarım açık tam açık değişir mi? Değişmez. O zaman tork benim için olmayacaktır arkadaşlar. Değişmeyecek. Tork sabit. Peki tepki kuvveti ne? Tepki kuvveti şudur arkadaşlar. Şimdi sizin bir tane kapınız var. Şurada bir kapınız var. Efendim şurada bir tane menteşe koyayım ben size. Şurada menteşe etrafında dönsün bu kapı. Şimdi dönerken bu adamın bir ağırlığı var. Nerede ağırlığı var? Ağırlığı burada arkadaşlar. Burada bir G ağırlığı var. E şimdi kapıda menteşenin uygulayacağı tepki kuvveti nerededir? Tepki kuvveti de budur. Tabii kuvvet de var işin içerisinde. Bir de burada sizin bu tarafa doğru kapıyı açmak için uygulayacağınız bir de kuvvet var.
Sonuçta arkadaşlar en de burada ağırlığa bağlıdır. Ağırlık değişmediyse en de burada ne olacaktır arkadaşlar? Değişmeyecek. O halde kapı yarım da açık olsa, tam da açık olsa sonuçta burada tepki kuvveti de tork da ne olmayacaktır arkadaşlar? Değişmeyecektir cevabı benim için. Doğru cevap olacaktır diyoruz. Diyor ki yatay bir düzlemde esnek bir yayın ucuna bağlı olan direnç kütleli bir cisim sabit iki nokta arasında basit harmonik hareket yapmaktadır diyor. Tamam. Şimdi yatay bir düzlemdesiniz. Yatay bir düzlemde bir tane yay sarkacınız var. Yay sarkacını siz diyelim ki K noktasıyla L noktası arasında O noktası olmak şartıyla basit harmonik hareket yaptınız. Yani K L arası gidip geldi. Diyor ki cismin diyor çiziksel momentumunun sıfır olduğu bir nokta. Şimdi momentum neydi arkadaşlar? M çarpı V idi. Şimdi bunun sıfır olması demek V'nin sıfır olması demektir. V'nin sıfır olduğu yer neredir arkadaşlar? Uçlardır. Şimdi bu noktalarda genlik maksimum, kuvvet maksimum, ivme maksimumdur. Hangileri sıfırdan farklıdır? İvme, kuvvet, uzanım. Arkadaşlar hepsi sıfırdan farklıdır diyeceksiniz. Buraya dikkat edin. Diyor ki yeşil lazer ışığı diyor kullanılarak yapılan bir Young deneyinde kuralı vermiş. Aynı deneyde diyor ekranda oluşacak saçak sayısını artırmak için. Arkadaşlar şimdi bizim bir ekranımız vardı. Ekran üzerinde ne vardı? Merkezi aydınlık saçak vardı. Aydınlık saçağın solunda ve saçağında neler vardı? Solunda ve sağında saçaklar vardı. Şimdi siz burada sığacak olan yani perdenin büyüklüğü değişmeden buradaki saçak sayısını ne yapmak istiyorsunuz? Artırmak istiyorsunuz. Saçak sayısını artırmak için bunu yapmalısınız? Daha sık hale getirmelisiniz. O zaman burada iki saçak arasındaki uzaklık delta x ise senin buradaki delta x mesafeni ne yapman lazım? Azaltman lazım arkadaşım. Senin buradaki delta x mesafeni daha sıklaştırmak için bunları delta x'i azaltman lazım. Şimdi delta x'i azaltmak için ne yapmalısın arkadaşlar? Bir, l'yi azaltmalısın, lambda'yı azaltmalısın, d'yi artırmalısın. Yani yarık düzlem ekran arası uzaklığı azaltmalısın, dalga boyunu azaltmalısın, d'yi artırmalısın. Yarık düzlemiyle ekran arasındaki hava yerine su koymalı. Arkadaşlar hava yerine su koysanız hızı azaltırsınız, dalga boyunu azaltırsınız, delta x'i azaltırsınız ki olur. Deneyde kırmızı lazer ışığı kullanırsanız, yeşil yerine lazer kırmızı kullanırsanız arkadaşlar, enerjiyi azaltırsanız, enerji ifadesini hemen hatırlayın arkadaşlar. Enerji ifadesi burada neydi? Yani H çarpı F idi ya da aynı ifadede burası H çarpı C bölü lambdaydı. İfade. Burada yeşilden kırmızıya geldiğinizde enerji azalacak. Enerji azalırsa dalga boyu artacak. Dalga boyu artarsa benim işime yaramayacak. Bu benim için olmaz. Yalan söylüyor. Deneyde kullanılan ışığın frekansını artırmak. Eğer frekansı artırırsanız frekans da dalga boyuna orantılı. Ters orantılı. Bu artarsa bu azalacağı için olur arkadaşlar bu. O zaman 3 doğrudur benim için. 1 3'ü ben ifade benim için nedir arkadaşlar? Doğrudur diyorum. Onun için soru şöyle diyor. Diyor ki bir kamikaze var burada. Düşey kesitli şekilde gibi olan bir kamikaze o noktası etrafında sabit açısal süratle diyor. Sürekli dönme hareket yapmaktadır. Buna göre diyor kamikazeye binen Ali ile ilgili diyor. P, R, S noktaları verilmiş arkadaşlar burada. P noktasından geçerken oturduğu koltuğa uyguladığı etki kuvveti kendi ağırlığına eşittir. Arkadaşlar bakın. Buradaki olay tamamen merkez kaç kuvvetiyle alakalıdır. Yani bu adam bir çembersel hareket yapıyor. Yaptığı harekette P noktasına geldiğinde bu adama uygulanan bir merkez kaç kuvveti var. Bir de bu adamın aşağı durulan bir ağırlığı var. Şimdi siz burada ağırlıkla merkez kaç kuvvet arasında ilişki biliyor musunuz? Hayır. Eşit olup olmadığı hakkında bilgi verebilir misiniz kesin? Hayır. R noktasından geçerken merkez kuvveti kendi ağırlığına eşittir. Şimdi R noktasından geçerken hemen belirleyelim arkadaşlar. Merkez kaç kuvveti buradadır. Ağırlık buradadır. Bir sefer bunlar aynı düzlemde olmadığı için sen burada denge yazabilir misin? Yazamazsın. Bunun hakkında kesinlik veremezsin. S noktasına geldiğinde arkadaşlar. Buraya geldiğinde merkez kaç kuvveti nerededir? Aşağıya doğrudur. Peki ağırlık nerededir arkadaşlar? Ağırlık. Ağırlık da aşağıya doğrudur. O halde tepki kuvveti kendi ağırlığından büyüktür. Elbette büyüktür. Çünkü kendi ağırlığından F kuvveti kadar büyüktür arkadaşlar. O zaman bu ifade doğru bir ifadedir. Yalnız 3'ü veren ifade benim için nedir arkadaşlar burada? Doğrudur diyorum. Geldik 14. soruya. 14. soruda arkadaşlar diyor ki yatay ve doğrusal bir yolda birbirine doğru diyor sabit hızlarla hareket etmekte olan K ve L cisimlerinin kütle merkezleri sırasıyla kütleleri sırasıyla M ve 2M'dir. Tamam. Ortak kütle merkezi yer değiştirmediğine göre diyor. Arkadaşlar bakın. Burada bizim için önemli olan mesele şu. Bu adamların kütleleri birbirine farklı. Yani birinin kütlesi M kadar, diğerinin kütlesi ne kadar? 2M kadar. Biri M kadar, diğeri 2M kadar. Şimdi bu adamların kütle merkezleri nerededir arkadaşlar? Tabii ki Aurora'na daha yakındır. Yani 2M kütleli olan adama daha yakındır. Ve bu arada uzaklık ne kadar arkadaşlar? D'ye 2D kadardır. Kütle merkezi için söylüyorum ben burayı. Bakın burası bizim için nedir? Burası bizim için kütle merkezidir. Dikkat edin buraya. Peki. Şimdi diyor ki kütle merkezinin yer değiştirmemesi için. Arkadaşlar kütle merkezinin yer değiştirmemesi için bakın bu aradaki oranın değişmemesi lazım. Yani
Her halükarda burası 2'ye 1 olması lazım. Uzaklaşsalar da yaklaşsalar da. Mesela uzaklaştığını kabul edelim ki yaklaştığını nasıl size söyleyeyim. Mesela bu adam 2 birim yol aldığında yani bu 2D kadar yol aldığında bu adamın D kadar yol alması lazım ki kütle merkezinin yeri değişmesin. Bakın bu buraya geldi diyelim. Bakın bu da buraya geldi diyelim. E sonuçta bu mesafe bakın şöyle göstereyim farklı bir kalemle. Bakın şurası 4D kadar. Bakın şurası ne kadar arkadaşlar? Şuraya kadar. Şurası ne kadar arkadaşlar? 2D kadar. Ne oldu? 2 kere 2 4, 1 kere 4 4. Torklarını aldım yani noktaya göre. O halde bakın bir şey dikkat edin. Bu adam 2D kadar yol alırken bu adam D kadar yol aldı. Tersini düşün. Yaklaşırken de bu D kadar yol alırken bu 2D kadar yol alacak. O halde K'nın birinin zamanında aldığı yol L'ninkinden büyüktür. Elbette doğru söylüyor. K'nın kinetik enerjisi L'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar K'nın kinetik enerjisi elbette büyüktür. Çünkü bu daha hızlı hareket etmek zorunda. K'nın hızı daha büyüktür. Doğru söylüyor arkadaşlar. Ortak kütle merkezinin K'ya olan uzaklığı L'ninkinden küçüktür. Ortak kütle merkezinin arkadaşlar yani şu merkezin K'ya olan uzaklığı L'ye olan uzaklığı küçük değildir. Büyüktür arkadaşlar. Burası 2 de burası D kadardır. O halde bu ifade nedir arkadaşlar benim için? Yanlış bir ifade. O zaman benim için doğru cevap nedir? 1 ve 2'dir diyoruz. Evet sevgili fizik canavarları. AYT için arkadaşlar bir deneme çözdüm. Umut ediyorum bu deneme faydalı olmuştur. Bu denemenin devamı gelecek. Lütfen yorumlarınızla bana destek olarak yönlenmemi sağlayabilirsiniz. Her güzel şeyin olduğu gibi bugün de fizik canavarlarıyla birliktenizin sonuna geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın benim fizik canavarlarım.